ağacından topladığımız dut meyvesi, kara dut. Bununla şimdi değerli arkadaşlar hem şifalı hem de çok lezzetli kara dut şurubu yapacağız. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 2 kilo kadar topladık ağacından. Ve bu meyveleri şimdi güzelce yıkayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bu topladığımız kara dutları güzelce bir yıkayacağız. Yine içerisinde bulunan yaprak ve diğer yabancı kısımları şöyle ayıracağız. Daha sonra tencereye ilave edip bu şekilde şifalı dut suyumuzu hazırlayacağız. İyice yıkadığımız dutlarımızı bir süzgeç yardımıyla arkadaşlar pişireceğimiz tencereye aktarıyoruz. Evet, şöyle güzelce süzüp bu arada yine yaprak parçacıkları çıkacaksa eğer onları da alıyoruz. Bu şekilde iyice süzüp. Evet arkadaşlar, yıkayıp süzdüğümüz kara dutlarımızı bir tencereye aldık. Yaklaşık 1 kilo. 1 kilo dut için arkadaşlar 1 su bardağı toz şeker üzerine şöylece döküyoruz. Ve yaklaşık olarak 1 litrede su, yani 1 su bardağıyla 4 bardak şeklinde hemen dört. Yani 1 kilograma 1 litre su ilave ettik. Daha sonra kaynamaya başlayınca arkadaşlar çeyrek limonumuz işte dilimledik ve bunu koyacağız. Şimdi arkadaşlar hazırladığımız bu karışımı ocağa koyacağız ve yaklaşık 20 dakika kaynayacak. Evet arkadaşlar, koyduk. Kapağını da kapatıyoruz. Yaklaşık 20 dakika dutlarımız suyun içerisinde, şekerli suyun içerisinde kaynamaya devam edecek. Evet arkadaşlar, yaklaşık 20 dakika kaynattık ve dut suyumuz, kara dut suyumuz hazır. Şimdi bunu süzeceğiz ve süzdükten sonra da afiyetle tüketebileceğiz. Arkadaşlar, kara dut suyunu süzmeden önce ocaktan aldıktan sonra bir püf noktası bir bardak soğuk su daha ilave ediyoruz ve şoklama işlemi gerçekleşecek. Böylece dutların tamamı içerisindeki etkili maddeyle birlikte rengini de suya verecek. Hemen bir bardak soğuk suyumuzu da şöyle ilave ettikten sonra artık süzme işlemini gerçekleştirebiliriz. Arkadaşlar, dut suyunun gerçekten çok şifalı etkileri de mevcut. Özellikle çok lezzetli olmasının yanında yine şifalı etkileri var. Bunlardan ilki sindirim sistemini rahatlatıyor. Özellikle öğün aralarında bir bardak kara dut soğuk halde içilmesi sindirim sistemini oldukça rahatlatacaktır. Diğer bir özelliği, kan şekerini düzenliyor. Gün içinde içilen bir bardak kara dut suyu yine kan şekerini düzenler. Ağızda meydana gelen yaraları iyileştirmede çok etkilidir. Yine arkadaşlar, ılık halde içildiğinde boğaz ağrısını, boğaz enfeksiyonlarını çok çabuk geçirir. Ayrıca hamilelik döneminde de çok faydalı. Hamile olan kadınların bu dönemde bol bol kara dut suyunu tüketmeleri gerekiyor. Değerli dostlar, ağaçtan topladığımız kara dut meyvelerini İşte aşama aşama dut suyu şeklinde hazırladık ve bunu da sizlere sunduk. Siz de eğer bir dut ağacınız varsa veya pazardan alacağınız kara dut meyveleriyle bu şekilde şifalı dut suyunu hazırlayabilirsiniz. Oldukça lezzetli ve her gün bir bardak içilmesiyle de az önce saydığımız bütün şifaları elde etmeniz mümkün.